demokrasi yasaklarla değil, özgürlüklerle yaşanıyor. Bizde düşünceler yasaktır, zehirlidir diye damgalanır. Oysa düşünceler ya yanlıştır ya doğrudur. Demokrasi bunların tartışılmasına olanak verendir. Diyelim ki bugün döviz darboğazını yaşıyoruz. Bu hepimizin sorunu. İşverenin sorunu, işçinin sorunu, senin, benim, hepimizin, sokaktaki yurttaşın sorunu. O zaman bir Marksist iktisatçıyla, bir liberal iktisatçı bu televizyon ekranında bir araya gelip bu konuyu tartışmalıdır. Örneğin. Sen gazeteci nasıl tanımlarsın? Hadi yorumlara yaz, anlayalım. Peki Z kuşağına gazeteci kimdir diye sorsan ne cevap alırız? Herhalde gördüğünü söyler. Desteklediği partinin lehine, karşısındakinin aleyhine propaganda polemikleri yazan kişiye gazeteci denir. Hele arada birkaç hakaret sallayanlar daha iyi gazetecidir. Yok canım. E zaten sosyal medyayı da böyle kullananlar yok mu? Kendini gizleyip açıktaki insanlara küfrederek kahramanlık taslayanlar yok mu? Hey gidi kahramanlık, ne hallere düştün ya. Ama gazetecilik her zaman böyle değildi. Soran, araştıran, bulduklarını kimin nasırına basar demeden cesurca ortaya koyanlara gazeteci denirdi. Atilla İlhan'dan benzetirsek, güneşten ışık yontarlardı. Kendilerini ona buna değil, topluma karşı sorumlu hissederlerdi. Herhangi bir mahallenin kuyruğunda, siyasetin emrinde değildiler. Gerçeğin peşindeydiler. Ve o onların en iyilerinden biriydi. Ta o zamanlar cemaatlerin Türk ordusunu ele geçirmek amacıyla askeri okullara öğrenci yerleştirdiğini açığa çıkardı. Türkiye'de yasaları aşan bir ayrıcalık sahibi oldu İslamcı ideoloji veya tarikatlar. Uyuşturucu trafiğinin ve kaçakçılarının üstüne gitti. Ama genel laflarla değil, isim isim. Silah ticareti, terör ve uyuşturucu arasındaki bağları açığa çıkardı. Bazı devlet yetkililerinin uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlarını deşifre etti. PKK ve benzeri terör örgütlerinin İsrail gizli servisiyle ilişkisini yazdı. Bir iddiaya göre son sıralarda Abdullah Öcalan ve istihbarat servisleri arasındaki ilişkiyi gösteren belgeleri bulmuştu. Düsseldorf davası vardır PKK. Şimdi çeşitli nedenleri vardır bunlar ama Batı desteği önemlidir. Orduya hakaret etti diye subaylık hakkı elinden alınmıştı. Askerliğini sakıncalı piyade olarak yaptı. Ama işte kader cilvelidir. O acı günden tam 11 gün önce harp akademilerine konuşma için davet edilmişti. Bu piyade erinin komutanlara yaptığı konuşma ders gibi bir cümleyle bitmişti. İnsan hakları adı üzerine insan özgü haklardır. Herhangi bir mezhep ayrımı yaparsak, herhangi bir ideoloji ayrımı yaparsak o zaman insan hakları yerine bir başka çıkarı savunuruz demektir. Bu konuşmadan 11 gün sonra, 24 Ocak Pazar günü Ankara'nın Büyük Esat semtinde bulunan Karlı Sokak'taki evinden çıktı. Bir hasta ziyaretine gideceklerdi. Sürekli ölüm tehdidi aldığı için güvenlik kuralı haline getirmişti. Arabaya önce tek başına biner, çalıştırır, sonra aile gelirdi. O gün de Renault 12'ye tek başına bindi. Anahtarı çevirdi, C4 bomba düzeneği harekete geçti. Araba bir enkaza döndü. Ailesini kurtarmıştı. Henüz 50 yaşındaydı. Öldüğü günün gazetesinde çıkan son yazısı zeyinname başlığını taşıyordu. İki bakanın müteahhitlere çıkar sağladığını belgeleriyle yazmıştı. Türkiye o pazar günü yetiştirdiği en önemli araştırmacı gazetecilerden birisini uğurladı. Şair Ali Çınar'ın sözleriyle. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük. Yürekli yiğitlere hatıran olsun. İnsanlar niçin hapis yatar, niçin acı çeker, niçin Ziver Bey köşklerinde Oktay Humayun denen işkence karargahlarından geçer, niçin? Bunun bir nedeni var. Daha iyi dünya, daha iyi, daha iyi demokrasi, daha iyi sosyal adalet, daha ekmek ve özgürlük için. Uğur Mumcu hukuk eğitimi almış devlet memuru bir baba ve ev kadını bir annenin 4 çocuğundan biri. 22 Ağustos 1942'de Kırşehir'de doğdu. Anne Nadire Hanım toplumsal sorunlarla çok ilgiliydi. Uğur'un ve çocukların yöneliminde etkili oldu. Tam bir Ankaralı olarak büyüdü. Devrim İlkokulu'nu, Bahçeli Evler Deneme Lisesi'ni ve Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Aktifti, toplumsal konulara duyarlıydı. Daha öğrenciliğinde Yunus Nadi makale yarışmasında ödül aldı. Konuşma yeteneği de esaslıydı. Üniversite eğitimi sürerken münazara yarışmasını kazandı. Münazara ne diye soracak olursan, güzel konuşma tartışma sanatı. Mezuniyetten sonra bir süre hukuk fakültesinde asistan olarak devam etti. Ama içi içine sığmıyordu. Söyleyeceği çok fazla şey vardı. Akademik kariyer yerine hayata daha fazla müdahale edebileceği bir meslek istiyordu. Gazeteciliğe başladı.
Dedim ya, o zamanlar gazetecilik topluma karşı sorumluluk, perdenin arkasındaki kirli işleri açığa çıkarma işiydi. Dördüncü kuvvet de denirdi. Yazdığı bir yazısında orduya hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Hani ülkemizin siyasi idamlar siciline deniz gezmişleri de katan 12 Mart dönemiydi. Sonunda beraat etti. Ama yine geleneklerimiz arasında yer aldığı gibi beraat ettiğinde zaten yeteri kadar hapis yatırılmıştı. Subaylık hakkı da elinden alındı. Askerliğini piyade eri olarak yaptı. Bu dönem daha sonra yazacağı Sakıncalı Piyade isimli kitabına esin kaynağı oldu. Kitap Rutkay Aziz'le birlikte tiyatro oyunu haline de getirildi. 1974'te Şükriye Güldal Mumcu ile evlendi. TED Ankara Koleji ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Güldal Hanım'la Özgür ve Özge isimli iki çocukları oldu. Yeni ortamla başlayan gazetecilik hayatı Cumhuriyet'te devam etti. Sadece gazete yönetiminin değiştiği kısa bir ara hariç, Aralıksız Gözlem adlı köşesinde yazdı. 40'ın üzerinde kitap çıkardı, dosyalar hazırladı. Kitapların hemen hemen hepsi temiz bir toplum, temiz bir devlet için kirli ilişkileri açığa çıkaran araştırmalara dayanıyordu. Papa'ya suikast girişiminde bulunan Ağca'nın arkasındaki güçleri araştıran dosyayı yayınladı. Bir Türk gidip Vatikan'da Papa'ya suikast yaptı, inanabiliyor musun? Rabıta isimli Suudi kökenli örgütle 12 Eylül darbesi arasındaki bağları açığa çıkardı. Terör ve terör finansmanı başlıca konularından biriydi. Silah kaçakçılığı ve terör araştırmasını yayınladı. Gençler arasında silahlı mücadele sözlerinin yaygınlaştığı bir dönemde Çıkmaz Sokak kitabıyla onları uyardı. Demokrasiye bağlılığı ve darbe karşıtlığı konusunda sözde değil, net bir tutumu vardı. Ben işkencenin olmadığı, düşünce suçunun olmadığı, herkesin silahsız saldırısız, eşitçe ve özgürce tartıştığı, dinci partiyi de Marksist Parti'nin kurulduğu bir düzen istiyorum. 12 Mart darbesinde olduğu gibi 12 Eylül darbesinde de yargılandı. Darbecileri demokrasiye davet eden aydınlar dilekçesini hazırlayanlar arasındaydı. Aydınlar dilekçe hazırlayınca yargılanmaları da kaçınılmaz olmuştu. Suçlama tabii belli, vatan hainliği. 90'lara geldiğinde özellikle uyuşturucu, terör, silah kaçakçılığı bağlantılarına yoğunlaştı. Mossad, CIA ve Barzani ilişkileri ve bölgedeki oyunlar üzerine yazdı. Uyuşturucu ticareti, Kürt iş adamları ve kamu görevlileri arasındaki ilişkileri yoğun olarak sorgulamaya başladı. Bir iddiaya göre Öcalan ve MIT arasındaki ilişkiyi gösteren belgelere ulaşmıştı. Etrafındaki çember böylece daraldı. Belgeleriyle ve cesaretiyle girdiği konulara bakar mısın? Uyuşturucu ticareti yapan iş adamları, bunlarla devlet yetkililerinin ilişkileri, Kuzey Irak'taki Kürt liderlerin uluslararası istihbarat kuruluşlarıyla bağları, Mossad-PKK ilişkisi. Gittikçe daha derine iniyor, indikçe güç odaklarını zorluyordu. Biraz daha konuşsa, politikacılar temiz toplum operasyonlarını başlatmak zorunda kalacaktı. Üzerlerine fener tutulan karanlık güçler kararlarını verdiler. Aile tehlikelerinin farkına çok daha önce varmıştı aslında. Eşi Güldan Mumcu hep aynı saatte işe gidip gelme olmasın diye işten ayrılmıştı. Gidiş geliş saatlerini sürekli değiştirmek gibi kendilerince önlemleri vardı. Ama bu sefer karşılarındakiler çok profesyoneldi. İyi eğitilmiş operasyoncular Uğur Mumcu'nun Renault 12 marka arabasına C4 patlayıcı düzeneği kurdular. 24 Ocak pazar günü evinden çıktı. Arabasına bindi. Arabaya asla aileyle binmiyordu. Önce kendisi binip arabayı çalıştırıyor, sonra eşi ve çocukları geliyordu. Kontağı açınca bomba patladı. Araba enkaza döndü. Enkazın biraz uzağında kırık gözlüğünü buldular. Cenazesi büyük bir sevgi seliyle kaldırıldı. Yiğidim, aslanım şarkıları ve alkışlar eşlik etti. Kim hangi görüşten olursa olsun saygıyla selamladı. Sonrasında bol demeçler, soruşturmalar falan filan. 28 yıl geçti. Ama cinayet hiçbir zaman tam olarak aydınlatılamadı. Uygulayıcıdan çok kararı verenler önemliydi. Onlara hiç ulaşılamadı. Güldal Mumcu, zamanın Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın bu cinayetin tam aydınlatılması devlet için sorun yaratır anlamında konuştuğunu söyledi. Eşi ve çocukları ölümünden bir yıl sonra Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nı kurdular. Vakıf, Uğur Mumcu ile ilgili geniş bir bilgi kaynağı olduğu kadar yeni gazeteciler yetiştirmeye de çalışıyor. O aslında kimdi sorusunun cevabı da bu olmalı. Çünkü Uğur Mumcu aslında bir gazeteciydi. Sözleri o günden bugüne yankılanmaya devam ediyor. Uğur Mumcu şöyle demişti. Ben insan hakları savunucusuyum. Ben terörün karşısındayım. Ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın. Her parçamdan benim gibiler, beni aşacaklar doğacaktır. Bir gün mezarlarımıza güller açacak ey halkım, unutma bizi. Bir gün sesimiz hepinizin kulaklarına yankılanacak ey halkım, unutma bizi. Çevirdim anahtarı,
apansız bir ölüme. Şaraptan parçaları saplandı ciğerine. Ucuzca pazar bile kan doldu gözlerime. Kan doldu gözlerime. İsimsiz korkuları katmadım yüreğime. Bembeyaz doğruları yaşadım ölümü. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlüm. Yürekli yiğitlere hatıran olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlüm. Yürekli yiğitlere hatıran olsun.